Piyasa Hattı'na hoş geldiniz. Ben Gizem Uzuner Gençlük. Bugün bu kuşakta birlikte olacağız. Gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Spor kulüplerini konuşacağız. Dolayısıyla oldukça yoğun bir yayın akışımız var bu kuşak boyunca. İlk hesapta başlarken ama piyasalar diyelim. Genel itibariyle hisse senetleri piyasası açısından çok olumlu bir günde değiliz. Asya'daki o sınırlı olumlu havada tersine döndü. Avrupa şu an itibariyle %1 ve üzerinde eksilerde işlem görüyor. Euro dolar tarafında düşüşler var. Ağustos'tan bu yana gördüğümüz en düşük seviyelere kadar parite şu an gerilemiş vaziyette 1.18 seviyesinde. Euro'nun dolar karşısındaki kaybı %0.14'te. Dolar tarafında bir miktar kuvvetlenme görüyoruz şu an itibariyle. Dolayısıyla sabah saatlerindeki o nispeten daha açık olan risk algısından azalmaya doğru evrilen bir süreç ve fiyatlama gördüğümüzü de söyleyebiliriz. Bu noktada piyasaları değerlendirmek üzere İntegral Yatırım'dan Satış Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gürbüz bizlerle birlikte olacak. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk etapta piyasaları sorarak başlamak istiyorum. Sabah saatlerinden daha farklı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu aktardım. Nedir bu noktada? Oynaklık nispeten yüksek. Bir taraftan hisse senetleri tarafında kırmızılı bir tablo var. Bu seyrin tersine dönmesinin, olumlu havanın dağılmasının sebebi nedir sizce? Aslında genel olarak piyasalarda bir 10 gün öncesini arar noktadayız. Piyasalarda, küresel piyasalarda da oynaklık çok fazla. Endekslerde bir satış baskısı var. Türkiye borsası bunların dışında zaten çok ciddi bir momentum yakalayamamıştı. Özellikle bazı sıkıştı teknik seviyeler vardı. Bu teknik seviyeleri aşamadığını görüntülüyoruz. Hacimler çok düşük. Belki de Borsa İstanbul'daki şu an güçsüz görünümün en önemli nedenlerinden bir tanesi hacimlerin çok düşük olması. İncelediğimizde zaten Borsa 100 dışındaki hisselerin daha yoğun fiyatlandığını görüntülüyoruz. Piyasaya giren yeni yatırımcıların da özellikle risk algısının biraz düşük olması nedeniyle hisselerde kısa vadeli trade ettiğini, alımların da çok güçlü olmadığını görüntülüyoruz. Bu açıkçası şu an güçlü görünümü engelleyen en önemli nedenlerden bir tanesi. Bunun dışında kurdaki açıkçası yukarı yöndeki hareketlilik var. Faizlerdeki yükseliş burada borsayı ister istemez şu anki noktada çok olumlu etkilemiyor. Çünkü şunu duyuyoruz. Biz özellikle TL tarafındaki mevduatlarda da stopajların iptal edilebileceğine dair haberler. Borsa İstanbul'da acaba genel anlamda biz normal şartlarda mevduat tarafını daha mı yoğun değerlendiririz düşüncesini oluşturmuş olabilir. Döviz tevdiat hesaplarında da genel anlamda bir bozulma yok. Ortalama %53,5 yabancı oranıyla biz zaten şu an normal bir depolanmanın olduğunu görüntülüyoruz. Bunları tümünü değerlendirdiğimizde Borsa İstanbul açıkçası yükselmekte biraz daha ciddi nedenlere ihtiyaç duyuyor. Bunu şöyle ifade edelim. Genel anlamda biraz daha bankacılık tarafının borsaya destek vermesini bekliyoruz. Bu aşamada borsanın güçlenmesi biraz daha sağlıklı olabilir. Çünkü hem yurt içinde hem de yurt dışında özellikle yatırımcıların tercih edeceği sektörlerin bankacılığın ön planda olduğunu biliyoruz. Bu da şu anki noktada olmadığı sürece borsanın güçlenmesini çok kısa vadede beklemiyoruz. CDS'lerin 600'lerden 500'e gelmesi pozitif hava yaratsa da borsada teknik anlamda şu an 1077'nin üzerinde kalmamız önemli. 1100 seviyesi önemli bir şekilde karşımıza çıkan direnç seviyesi. Biz borsada 1100 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece tekrar evet 1130'a gidebiliriz diyebiliriz, ancak biraz önce saydığımız nedenlerden dolayı genel anlamda borsada biraz açıkçası hacimlerin de düşük olmasıyla yükselişler sınırlı kalabilir. Mehmet Ali Gürbüz, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Başlarken de söylediğim gibi gayrimenkul sektörünü konuşacağız bir de dedik bu kuşakta. Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Sefa Çelik bizlerle birlikte olacak bu bölümde. Mahmut Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gizem Hanım. Teşekkürler. Şimdi konut sektörüyle ilgili tabii her zaman olduğu gibi konuşacak çok fazla şey var ama biz piyasalarda oynaklık derken bir taraftan aslında ilerleyen dönemde herhalde konut sektöründe de oynaklıktan bahsedeceğiz. Bu sene çok ciddi rekorlar gördük, hem faizlerin desteği hem de konut kampanyalarının desteğiyle beraber. Ama şimdi faizlerin tekrar yükseldiği bir döneme girdik. Hem o rekorlarla geçen iki ayı nasıl değerlendirdiniz, hem de bundan sonra gelecek aylar için faizin yükseldiği bir ortamda nasıl görüyorsunuz konut satış rakamlarını?
Şimdi her şeyden önce yılbaşı lazım. Özellikle 2018'in ikinci yarısından sonra ciddi manada satış rakamlarında bir ...2019'un sonbahar, yıl sonuna doğru, sonbahar aylarında bunun toparlandığını gördük. 2020 yılında da iyi başlamıştık. Örnek olarak 2019'un Ocak-Şubat aylarında toplamda 27-28 bin konut satılırken İstanbul'da, 2020'nin ilk iki ayına baktığımızda bu rakam 45 binlere gelmişti. Yani totalde ilk 3-4 aylık dönemde Türkiye genelinde bir %25'lik bir artışı yakalamıştık. Konut satışı devam ediyordu. Araya pandeminin girmesiyle özellikle Nisan ve Mayıs aylarında çok sert bir düşüş oldu. Tabii ekonomi yönetiminin aldığı çok proaktif bir kararla konut kredi faizleri son 13 yılın en düşük seviyelerine 0.64'lere kamu bankaları öncülüğünde getirildi. Bu da gerçekten tarihi bir satış rakamı yakalattı sektöre. Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında. Haziran ve Temmuz aylarında toplamda 400 binin üzerinde konut satıldı. Yaklaşık 46 milyar TL'lik de bir konut kredisi hacminde artış gerçekleşti. Bu neyi ifade ediyor? Bu yıllık beklentinin 1 milyon 350 bin adetlerde olduğunu düşünürsek toplam yıl satışının %30'una denk gelen bir satış rakamı yakalandı. Tabii 0.64 önemli bir fırsattı. Tüketici de bunu gördü, değerlendirdi ama hemen peşine çok sert artışlar gördük. Hızla Ağustos'un ortasından itibaren bugüne kadar geldiğimiz süreçte aylık faiz oranları birin üstüne tırmandı ve yine şu dönemlerde bir durgunluk içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki neden durgunluktan bahsediyoruz Mahmut Bey? Konut satış rakamları net şekilde mortgage kredi faizleriyle birebir ilişkilidir. Yani burada bunun 0,1 puanlık bile oynaklığı çok ciddi şekilde piyasayı hareketlendirir veya durgun hale getirir. Buradaki rakamlar şu anda konut alıcısı için ne yazık ki cazip değil. Tabii vade de önemli bir faktör. Haziran ve Temmuz'daki krediler 15 yıla kadar, hatta belli teşviklerle 2 yılda ödemesiz şekilde kullandırıldı. Vadede de tarihi bir fırsat. Temel olarak nedeni, şu anki durgunluğun nedeni bugünlerde yaşadığımız bu. Ama yani durgunluk derken biz bunları hafta bazında hissedebilir hale geldik. Eskiden bu kadar hassas değildi tabii. Yani buradaki keskin artış ve keskin duruşları biz artık böyle haftalık, günlük faiz oranlarına hassas şekilde izleyebiliyoruz. Peki Mahmut Bey, mesela faiz oranlarının şu an bulunduğu seviye, evet, geçtiğimiz 1-2 ayla kıyaslandığında yüksek olabilir ama geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında aslında düşük değil mi? Nasıl oluyor da konut alıcısının algısını bu kadar ufak bir faiz oranındaki yükseliş etkileyebiliyor sizce? Ya aslında geçmiş yıllara kıyaslandığında çok da düşük değil. Son 3 yılı göz önüne almak lazım. Şu anda birler seviyesinde. Biz bunun 2018 sonbaharında 1.3'lere falan çıktığını gördük ama aslında işlerin iyi, sektörde işlerin iyi gittiği, konutların iyi satıldığı yıllara baktığımızda bu hep genelde 1'in, hatta 1'in de değil 0.9'un altındaydı. Yani şöyle psikolojik değerlendirme yaparsak 0.7'li veya 0.8'lerin altında aylık faiz oranı olduğu dönemlerde, piyasanın iyi olduğunu, üstünde olduğu dönemlerde de ipotekli konut satışlarının, özellikle tabii burada bakmamız gereken asıl veri belki toplam konut satışları değil, ipotekli konut satışları. Buradaki veri gerçekten aşağı düşüyor. Bir örnek vermek gerekirse ipotekli konut satışları genelde konut satışlarının işte %55'lik filan dilimini temsil eder. Konut kredi faizlerinin 1.3'lere çıktığı dönemlerde ipotekli konut satışları toplam konut satışlarının %10'u 15'i mertebesindeydi.
Peki bu dönemde, yani özellikle kampanyaların olduğu dönemde stoklar nasıl, eridi mi? Bundan sonrasında mesela tekrardan inşaat sektöründe bir canlanma bekler misiniz? Bunu da ölçebileceğimiz zannedersen bir tek yapı ruhsatları var. Son dönemde buralarda bir ilgi, hareketlenme var mı sizce? Aslında temel olarak buradaki konut, tabii en önemli gösterge yapı ruhsatları. Burada ihtiyaçtan başlayarak bir değerlendirme yapmak gerekir manzarayı doğru okuyabilme adına. Şu anda Türkiye'nin yıllık 870-900 bin civarında yeni konuta ihtiyacı var. Bu verinin temel kaynağı da bizim genç nüfusumuz ve evlilik oranlarımız. Yıllık 650 bin civarında evlilik gerçekleşiyor ülkemizde. Bunun dışında kentsel dönüşümden gelen ihtiyaçlar var. Yine evliliğin yanında boşanmalardan gelen ihtiyaç var. Genç nüfusun kırsaldan şehre göçü, yüksek okul ihtiyaçları, büyük şehirlerdeki yüksek okul imkanları gibi etkenleri üst üste koyduğumuzda 900 binlere yaklaşan bir konut ihtiyacından bahsedebiliriz. Bunun da temel motoru yıllık veya izlediğimiz nokta yıllık yapı ruhsatları. Yıllık yapı ruhsatları 2017'ye kadar ki dönemde bu ihtiyacı karşılayacak, hatta bir miktar üzerinde seyretti. Yani yıllık 900 bin, 1 milyon adet konuta yapı ruhsatı alınmıştı. Ama son 3 yıla baktığımızda ben size net rakamları ifade edeyim. Burada 2018'de 664 bin, 2019'da 313 bin, 2020'nin Temmuz ayı dahil verisi de 212 bin. Yani neredeyse son 3 yılda alınan yapı ruhsatı Türkiye'nin bir yıllık birinci el konut ihtiyacını karşılamıyor düzeyde. Bu da bize özellikle inşaat ve konut sektörünün önümüzdeki dönemi için çok iyi bir veri sunmuyor. Biz hep şunu savunuyoruz. Gayrimenkul ve inşaat sektörünü üst üste topladığınızda gayri safi milli hasılanın %12'si eden bir alandan bahsediyoruz. Yani bizim ülkemizin önemli motorlarından birisi. Gayrimenkul, inşaat, konut sektörü çok önemli bir motor. Bir yönde de işsizlik ve istihdam yönüyle de çok önemli, çok stratejik bir alan. Biz genelde bu sektörde daha çok düşük sosyoekonomik seviyeye sahip toplumun bu kesimlerine iş veriyoruz. Ve istihdam yönüyle de çok önemli bir alan. Burada bu motorun tekrar aktif hale getirilmesi gerekir. Yani son 3 yılda Türkiye'nin konut ihtiyacının sadece 1 yıl konut ihtiyacı kadar ruhsat alındıysa, önümüzdeki yıllarda gerçekten konut ihtiyacında bir açığı öngörmek, bu da dolayısıyla arz talep dengesinde dengesizliğe ve fiyatların artışına neden olabilecek bir faktör. Diğer bir istihdam ve ülke içinde gayri safi milli hasıla yönüyle çok önemli bir paya sahip bir sektörün yavaşlaması demek. Bunun da istihdama, işsizliğe olumsuz etkileri olabilir. Biz sektör olarak tabii buradaki destekleri sektörel destek değil de hep aslında tüketiciye destek verilmesi yönünde taleplerimiz olmuştu. Yani nitekim biz bunun etkisini işte Haziran ve Temmuz aylarında gördük. Tüketiciye verilen destek sektörü hareketlendirdi. Burada konut edinimine dönük desteklerin sert şekilde geriye çekilmemesi lazım. Yani 0.64 oranlardan bahsediyoruz. Bunun bir anda, bir ay içerisinde 1'lere, 1.3'ler bile konuşuyor. Buralara tırman stratejik bir sektör, işsizliği, istihdamı direkt etkileyen bir sektör. Diğer tarafta da genç nüfus yönüyle baktığınızda ülkenin önemli bir ihtiyacını gideren bir sektör burası. Peki Mahmut Bey, öneriniz nedir? Sektörün hani devamlılığının Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olduğunu vurguladınız. Mesela o kampanya dönemindeki kampanyanın yapısını düşündüğümüzde böyle teşvikler mi olması lazım? Doğrudan tüketiciye yansıması gerektiğini söylediniz. Mesela işte faiz indirimi ya da 2 yıl ödemesizdi o kampanya. Bu kampanya sektörü canlandırmaya yeter mi sizce?
Doğrusu rakamlara baktığınızda yani pandeminin kayıplarına baktığınızda sektörün pandemideki kaybını telafi edecek satışlar oldu. Yani aslında şantiyelerin tekrar açılmasına, yeni ruhsatlar alınmasına, bu sektöre yatırım yapılmasına yetecek oranda bir destek değildi bu. Satış rakamları ancak Mayıs ve Nisan ayındaki kayıpları kapattı. Bu desteğin devam etmesi lazım. Stratejik olarak konut alıcısının desteklenmesi lazım. Biz hep şunu vurguluyoruz. Anayasamızda devlet konut edimini vatandaşın konuta ulaşımını destekleyeceğine dair madde koymuş. Bu önemli bir konu. Bu temel bir ihtiyaç. Yani ekmek gibi, su gibi barınma ihtiyacı da insanların temel bir ihtiyacı. Devlet de bu stratejik noktayı görmüş ve bunu destekleyeceğini de beyan etmiş anayasasında. Bu desteğin vatandaşa dönük olarak, onun da altını çiziyorum. Hep bir takım destekler konu olduğunda farklı sektörler adeta birbirlerine karşı bir kıskançlık içerisinde olabiliyorlar. Biz sektörel destek değil, konut alıcısının desteklenmesini hep savunuyoruz. Konut alıcısı desteklenmeli. Zira çok hızlı ve aktif bir nüfus yapımız var. Bir veri daha paylaşayım sizinle. Çok önemlidir aslında. Çok üzerinde durulmayan ama önemli bir veridir. Türkiye'deki konut sahipliği oranına baktığınızda bu 0.60'larda. Yani bu veri temel olarak işte kiracılığı ve konut sahipliğini ifade eden bir veri. Biz ne yazık ki son 15 yıldır bu kadar adet konut üretmemize rağmen yıllık 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin aralığında sektörde konut satılmasına rağmen, ki bu rakamlar çok önemli rakamlardır dünya ölçeğinde, nüfusumuzun genç olması ve aktif olması nedeniyle konut sahipliliği oranını 0.60'ların üzerine taşıyamıyoruz. Yani 0.61, 0.62 bile yapamadık. Son 15 yıldır bu oran hiç değişmiyor. Vatandaşımızın konut sahipliliği oranını artıracak tedbirler almak lazım. Mesela hep şunu savunuyoruz. Bir takım vergi ve harçlar, özellikle tapu harçları mesela, şu anda %4 mertebesinde. Bu oran çok yüksek. Yani tapu kadastronun temel iş tanımı aslında kaydi bir görevi var. Yani alım satımın kayıtlarını tutan bir kurum, alım satım sırasında vatandaş %4 tapu harcı ödüyor. Yani ortalama büyük şehirde ortalama bir 3 artı ev için, 3 artı bir ev için baktığınızda fiyatı olarak burada kayıt ücreti ödüyoruz. Buralarda bir takım teşvikler verilmesi lazım. Mesela ilk evini alacaklara buralarda teşvikler verilebilir. Yine yeni evlilere, gençlere, belli yaş gruplarına konut kredisi faizlerinde, tapu harçlarında bir takım destekler sağlanabilir. Temel hedefimiz bizim aslında bu kadar konut üretmenin yanında konut sahipliği oranının da artırılmasına odaklanmak olmalı. Peki Mahmut Bey, bu geçtiğimiz iki aydaki konut kredisi kampanyaları devam ederken mesela sektörün genel itibariyle bir konut fiyatlarında zam olmadığını söyleyebilir miyiz? Yani tüketici açısından, konut alıcısı tarafından ödeme kolaylıkları vardı evet, ama daha önceki fiyatlarla şu anki fiyatları kıyasladığımızda konut fiyatlarının fiyatı aynı mı? Değil. Değil. Kısaca aynı olmadığını söyleyebilirim. Burada sadece kampanyalı, yani markalı konut üreticileri, bu kampanyaya dahil olan konut üreticileri özellikle Hazine ve Maliye tarafında, Maliye Bakanlığı tarafında bu konuyla ilgili net bir duruş vardı. Vatandaşın satışı yani kontrol altında olan markalı konut üreticilerinde bu fiyatlar sonbahar dönemi, ilkbahar dönemiyle aynı kaldı. Buralarda artışlar olmadı ama
bu kadar büyük bir bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir konut kredisi hacmi oluşturulduğundan piyasada fiyat artışlarını izledik. Özellikle bu dönemde kullandırılan kredilerin çok önemli bir kısmı ikinci ele kullandırıldı. Birinci el konutları kullandırılmadı. İkinci el konutlarda da vatandaş arz talep dengesizliği, kısa bir süre yaşanan arz talep dengesizliği nedeniyle fiyatlarını yükseltti. Peki az önce mesela yapı ruhsatlarından örnek verdiniz. Önümüzdeki dönemde sektörün o kadar canlı olmayacağı ya da inşaatların o kadar canlı olmayacağı düşünüldüğünde bu durumda konut fiyatları yükselecek diye mi öngörüyorsunuz? Yükselecektir. Şunun da altını çizmek lazım. Yapı maliyeti burada dövize endeksli bize 2018'in başından bugüne getirdiğinizde demir ve çimentoda %130, %150'lere varan artışlar oldu. Bunları sektör çok fazla fiyatlara yansıtamadı. Hem bu yönüyle hem de arz talep dengesizliği yönüyle önümüzdeki dönemde keskin fiyat artışları izleyebiliriz. Peki mevcut durumda mesela döviz maliyetleriniz düşündüğünde mesela sizin kendi bilançonuz için de zannedersem sorabilirim. 6 aylık rakamlarınızı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda orada da bir döviz konusunda gördüğümüz detaylar var. Siz nasıl görüyorsunuz? Tabii şirketlerin sadece inşaat sektörüne has değil veya bize has değil. Şirketlerin döviz borçlu, döviz pozisyonları kur artışları nedeniyle bilançolarını olumsuz etkiledi. Bu etkileri kısmen biz de yaşıyoruz. Bir de bu sene aslında Simpaş açısından gayet iyi geçirilen bir sene. Biz hedeflerimizi yıl sonu için koyduğumuz hedefleri özellikle şu son 3 aylık dönemde yapılan satışlarla yakalamış vaziyetteyiz. Bunların bilançoya yansıması biraz vakit alıyor. İnşaat şirketlerinin veya konut üreticilerinin bilanço okumaları biraz farklı yapılması gerekiyor. Çünkü ürettiğimiz veya ön satışını yaptığımız ürünleri biz ancak teslimde faturalandırıyoruz. Dolayısıyla şu son dönemde izlediğimiz döviz artışlarının bilançolara olumsuz yansımasının yanında satışların ve hızlı satışların yaptığı olumlu etkiyi biz bilançolarda göremiyoruz. Bunlar bir miktar döviz artışları tabii olumsuz yansıyacaktır ama özellikle bizim şirket özelinde baktığınızda son dönemlerde yapılan satışlar ve bu seneye has teslimlerden dolayı kesilen faturaların bilançoya yakın vadede çok olumlu etki edeceğini söyleyebiliriz. Sizde tabii teslime dayalı faturalandırma olduğu için mi acaba bilançonun mevcut durumdaki faaliyetlere yansıtmadığını düşünüyorsunuz? Tabii ki yani biz parasını işte 3 yıl önce satışını gerçekleştirmişiz. Parasının önemli bir miktarını tahsil etmişiz. Bunları üretime döndürmüşüz. Fakat teslimi bugün yapıyoruz. Buradaki karlılık ve şirketin aktiflerine katkısını ancak teslim ve faturalandırma ve bunu takip eden dönem bilançolarında izleyebiliriz. Peki Mahmut Bey, mesela döviz kurunun inşaat sektörüne olan olumsuz yönlerinden bahsettik ama şöyle bir projeksiyonunuz var mı mesela? Döviz kuru evet yükseldi. Hani yabancıların da ilgisi artarak yıllar içerisinde devam etti Türkiye'de konut piyasasına. Bunun önümüzdeki dönemde yabancı konut satışlarını olumlu yönde etkileyebilecek gibi bir beklentiniz ya da projeksiyonunuz var mıdır? Tabii yani bizim kendi şirket rakamlarına baktığınızda da yabancıya satış rakamlarına baktığınızda da bunu döviz artışının bu yönde bir olumlu katkısı var sektöre. Hemen iki rakam vereyim veya işte 2016'dan seyrini söyleyeyim size hazır önümde. Türkiye'nin yabancıya satış adetleri 2016 18 bin, 2017 22 bin, 2018 39 bin ki biz burada kur artışlarını izlemiştik. 2019 45 bin. Yani 2017 ile 2019 arasında %100'ün üzerinde bir artış var yabancıya satış rakamlarında. Bu sene de gayet iyi gidiyordu. Bu
sene kuzun üzerinde %30'larında gidiyordu. Nisan ve Mayıs aylarındaki uçuşların durdurulması, ülkeye sınırların kapatılması bunu olumsuz etkiledi. Her şeye rağmen Temmuz sonu itibariyle 17 bin satışlardayız. Ben 2020 sonunu 2019'unda üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani 50 bin adetleri falan yıl sonunda konuşuyor olacağız. Peki yabancı konut satışı mesela salgın süreci geçti diyelim. Yerli yatırımcıdan ziyade yabancı yatırımcıların ilgisi arttı diyelim. Bu noktada o durgunluğu bertaraf etmeye yetecek kadar büyük bir yabancı ilgisi bekler misiniz önümüzdeki dönemde? Yani yabancı ciro, cirosal bazda baktığınızda işte 50 bin adetler 30 milyar TL'leri 40 milyar rakamlar büyük rakamlar. Yani ihracatçı gözüyle bakarsanız biz biraz bunu ihracat gibi görüyoruz. İşte otomotiv ve yan sanayi ihracatı, peşine tekstil ihracatı ile bunları kıyasladığınızda aslında yabancıya satılan gayri bunları üzerine çıkacak bir potansiyele veya üzerinde bir mevcut rakama sahip. İyi bir rakam, cirosal manada iyi ama sektörel büyüklük açısından baktığınızda işte %3'lerden filan bahsediyoruz veya %5'leri zorlayan bir rakamdan bahsediyoruz. Yani sektörü yabancıya satış kurtarır mı? Tek başına yani çok önemli bir katkı, ülke için çok önemli bir katkı ama sektörün %5'i maksimum. Peki Mahmut Bey, fiyatlama davranışı inşaat sektörüne nasıl seyrediyor? Mesela 2 senedir işte 2017'den bu yana özellikle inşaat sektörü temsilcileriyle ne zaman konuşsak yansıtamadığımız bir maliyet var diyorlardı. Siz mesela döviz kurunda bir yükseliş olduğunda ya da az önce bahsettiğiniz emtia fiyatlarında bir artış olduğunda inşaat sektörü bunu hangi vadede ve hangi şartlara bağlı olarak konut fiyatlarında zam yapabiliyorlar mesela? Bu tamamen arz talep ve stok dengesiyle ilgili. Yani geliştiricinin, üreticinin elinde stok varsa ve piyasada satışlar zayıfsa bunu yansıtma şansı yok. Ama bunun tersi bir durum söz konusu olursa ve özellikle nakitle ilgili pozisyonlarında açık olmadığı sürece kredi geri ödemeleri gibi zorunlu ödemeleri gereken belli vadelerde nakitlerini yönetebiliyorlarsa bunu fiyatlarına yansıtabilirler. Son 3 yılda bunun yapılamadığını net şekilde söyleyebiliriz. Çünkü nispeten satış hızları zayıftı. Ve tabii bunun altını tekrar temel faktör mortgage kredi faizleri. Bunun birler seviyesinde seyrettiği bir dönemde işte son 3 yılı konuşalım. Piyasada satışların hızlı olma ihtimali ve artan maliyetlerin fiyatlara yansıtılabilme ihtimali yok ne yazık ki. Ama önümüzdeki dönemde bunu biraz daha makul seviyelerde tutabilirsek ve biraz evvel söylediğim özellikle ruhsat rakamları çok kritik bir veri. Bunun böyle bir seyrini izleyebilirsek buradan gelen maliyetler fiyatlara kendiliğinden yansıyacaktır. Mahmut Bey, süremizin sonuna geldik ama çok kısa bir sorum daha var. Biz böyle durumlarda hani bankalar tarafından sağlanan daha ucuz ya da daha avantajlı kredi kampanyalarından bahsediyoruz ama mesela sektörün canlı kalması gerekliliğini makroekonomimiz açısından da değerlendirdiniz. Bu noktada mesela sizin gibi sektörle bankaların bir işbirliği içerisinde tüketiciye doğrudan doğruya verebileceği bir destek ya da kampanya oluşturulamıyor mu mesela? Biz bunları sürekli yapıyoruz. Ama işte bankacılık sektörünün hareket alanı sınırlı. Şirketlerin mevcut pozisyonlarında hareket alanı sınırlı. Bu kampanya da çok yapıldı. Önümüzdeki dönemde de yapılır. Bizim son 2 ayda izlediğimiz gibi sarsıcı bir etkiye neden olmuyor. Bunlar her dönemde yapılıyor. Kampanya dönemlerinde bankalarla bir araya geliyoruz. Bir miktar fedakarlık yapıyor. Bir miktar bankalar fedakarlık yapıyorlar. Ama bunların etkisi az evvel ifade ettiğim gibi çok sarsıcı olmuyor.
Mahmut Bey, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Sefa Çelik'le birlikteydik bu bölümde. Ve şimdi piyasa hattına kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde konuğum Bloomberg editörü Sefer Yüksel benimle birlikte olacak. Sefer, hoş geldin yayınımıza. Futbol kulüplerini konuşacağız bu kuşakta ve özellikle dün basına yansıyan bir haber vardı. Futbol kulüpleri bankaların borçlarına vade uzatımı için görüşüyor şeklinde. Bu haberin detaylarında neler var? Önce bu kısımdan başlayalım, sonra kulüplerin yapısını nasıl etkiler gibi detaylara da gireriz aynı zamanda. Şimdi Gizem, burada çok program yaptık konuyla ilgili. Uzun zamandır spor kulüplerinin ve bankaların gündeminde borç yapılandırmaları var. Hatırlarsan geçen yıl Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor bu yapılandırmaya imza attılar. Ama bu yapılandırmada şöyle bir durum vardı. 2 yıl ödemesiz, toplam 5 yıl vadeli. 2 yıl ana para ödemesizdi. Dolayısıyla bu anlaşmaya Fenerbahçe imza atmamıştı ve o dönemden beri de devam ediyordu tartışma. Fenerbahçe'nin imza atmama sebebi de Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamaları var bu konuda. 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli kulüplerin mevcut borç yapıları göz önüne alındığında sürdürülebilir ve kulüpleri kurtarabilir bir anlaşma şekli değil. Bunun vadesi uzun olması gerekiyor diyordu. Aynı şekilde aslında Beşiktaş'taki bir önceki yönetim, Fikret Orman Yönetimi Bankalar Birliği ile bu anlaşmayı yapmıştı. Bankalar Birliği'nin oluşturduğu konsorsiyumla diyelim, Ziraat Bankası liderliğinde. Ahmet Nur Çebi de burada bizim stüdyolarımızda başkan olduktan sonra demişti ki bu yanlış bir anlaşma ve bu anlaşmanın değişmesi lazım. Biz önceki yönetim buna imza atmış. Eğer bankalar da bunu değiştirmek istemiyorsa mevcut yapıda paralarını geri alamazlar. Çünkü kulüplerin gerçekten o vadelerde o borçları ödemesi pek mümkün değildi. Tabii ki sonrasında Galatasaray yönetiminden de bu konuda talepler geldi ve futbol camiası aslında burada birleşti. Çünkü kulüplere baktığımız zaman 15 milyar TL'ye yaklaşmış bir toplam borç, bunun yaklaşık 11 milyarı TL'si. Dört büyüklere ait, dolayısıyla burada bir çıkar birliği var kulüplerin. Açıkçası gelinen noktada yaşamaları için de vadenin değişmesi gerekiyordu. Şu an hangi noktadayız? Ben hem üç büyük kulübün yönetimiyle de görüştüm, hem federasyon tarafıyla da görüştüm, bankacılarla da görüştüm sabahtan bu yana. Açıkçası bir hafta 10 gün vadede anlaşmanın tamamlanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yaptığı anlaşmaya yönelik çeşitli sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında rakamlar döndü ama benim edindiğim bilgiler piyasa faizinin altında bir faizle yeniden yapılandırma gerçekleşecek. Yani 10-11 civarı bir oran söyleniyor yeniden yapılandırmada. 2 yıl ödemesiz 10 yıl, toplam 12 yıla vadeye yayılacak borçlar. Dolayısıyla bütün kulüplere de aynı imkan sağlanacak. Fenerbahçe özelinde genelde çıktı haberler. Açıkçası geçen yıl az önce bir banka üst düzey yöneticisiyle görüştüm konuyla ilgili. Onun söylediği henüz netleşmedi, ancak bu yılı baz alıp geçtiğimiz yıl imza atan 3 kulübü yine bu yıl başlıyormuş gibi anlaşmaları yapılması planlanıyor. Henüz netleşmedi ama dedi. Dolayısıyla bir hafta 10 güne şekli tam olarak çıkacak ortaya. Açıkçası Türk futbolunu bu anlamda şey tarafını tartışmıyorum. Kamuoyunda işte kulüpler kurtarılmalı mı, kurtarılmamalı mı diye çok fazla tartışma oldu. Ama bir önceki anlaşmaya baktığımızda bu anlaşma kulüpleri çok daha fazla rahatlatacak bir anlaşma. Çünkü pandeminin de devreye girmesiyle birlikte spor kulüpleri, futbol kulüpleri önemli gelirlerden oldular. Seyirci gelmiyor maçlara. Önemli gelirlerden bir tanesi tribün geliriydi. Biliyorsun yayıncı kuruluşlu olan sorunlar vardı. Geçen yıl bir daha önceki yapılan anlaşmadan indirim yaptı kulüpler. Orada bir gelir kaybı oldu. Sponsorluklarda tabii ki ciddi gelir kaybı oldu. Maç günü satışları vardı. Stadyum vesaire, işte ticari gelirlere konu olan. Onları da elde edemedikleri için kulüpler aslında geçen yıl bu anlaşmayı yaparken üç büyük kulüp, pandemi diye bir şey yoktu gündemde. Belki biraz daha planlamaları
daha rahat diye düşünüyorlardı ama şu an gelinen noktada bu kadar gelir kaybının üzerine bu anlaşma biraz daha hani kulüpleri nefes alacak ve yaşatacak diye bakabiliriz açıkçası. Yani daha öncesinde 5 yıl olan vardı, 12 yıla çıkarılması konuşuluyor. Evet, 12 yıla çıkacak, 2 yılı ödemesiz. Ödemesiz geliyor, evet, daha öncesinde bu yoktu. Daha öncesinde de 2 yıl ödemesiz vardı ama şu anda 2 yıl ödemesiz 10 yıl olacak. Ama şey için hala bastırıyorlar, 3 yıla çıksın ödemesiz dönem diye bastıran kulüpler var. Aha. Ama benim edindiğim izlenim 2 yılda kalacak. Faizler konusunda peki 3 tarafta yani federasyon, bankalar, bunların hepsinde aynı zamanda ilerleme kaydedilebilmiş mi? Piyasa faizinin altında bir faiz olacağını söyledin. Ya şöyle, faizler kısmı bizim aldığımız kulisler açıkçası. Henüz resmi olarak yapılan açıklamalar ya da işte hani bana resmi görüş veren bankacılar faizler konusunda yorum yapmak istemiyor. Orayı biraz daha tutmak istiyorlar. Ama hani benim iyi kaynaklarımdan aldığım bilgi piyasa faizinin altında olacak. İşte 10-11 civarında olacak diye söylendi ve kulüp yöneticileriyle yaptığım görüşmede de faizler tarafı anlaşmanın diğer şartları tabii ki incelikler tarafında kulüplerin mali yapısına göre değişmekle birlikte ana anlaşma şablonu bütün kulüplere aynı uygulanacak gibi gözüküyor. Kulüpler çünkü, nasıl bakıyor peki bu şartlarda olabilecek olası bir yapılandırmaya? Kulüpler çok mutlu tabii ki. Çünkü hı hı. Mevcut durumda öyle bir durum var ki Gizem, hani sen de futbolu biraz takip edersin biliyorum. Yani gerçi Fenerbahçe, sen Fenerbahçelisin, biraz transfer yaptın ama biz Beşiktaş'ta çok şey kaldık. Galatasaray'da da biraz transfer durumu durgun. Dün işte Sergen Hoca'nın açıklamaları var. Futbolcuyla anlaşıyorsun, mali şeyi aşamıyorsun çünkü federasyon imza atmıyor, onaylamıyor lisansı. Kriterlere çok gebe kalıyorsun ve kriterlerin içinde kalmak zorundasın. Dolayısıyla kulüpler için ciddi bir nefes alma olacak. Niye? Harcama limitleri var biliyorsun. Ha, onu soracaktım. Harcama limitlerine nasıl etkileyecek bu durum? Şimdi burada harcama limiti açıkçası kulüplerin şeyine göre değişecek. Kredilerinde ana para ödeme durumuna göre. Çünkü ana para varsa ödeme vadelerinde o harcama limitine daha hesaplamasına dahil ediliyor. Yoksa edilmiyor. Mesela Fenerbahçe eğer anlaşma imzalarsa Fenerbahçe'yi ciddi anlamda olumlu etkileyecek. Çünkü zaten hani federasyon şu an açıkladığı rakamda Fenerbahçe'nin 154 milyon gibi bir limiti var. %15 sapmasa mesela Galatasaray'ın %429 milyon TL. O niye fazla? Çünkü Galatasaray geçen yıldan anlaşma imzalamıştı ya da Beşiktaş'ın 259 vesaire. Dolayısıyla anlaşmanın şartına göre ilk 2 yıl harcama limitlerinde de bir nefes alma söz konusu olacak. Kulüplerin ana para ödemeleri veya ödemelerin tutarına göre değişecek bu. Dolayısıyla kulüpler hani bu durumdan memnun çünkü aksi yönde gerçekten hani yayının başında da söyledim, Ahmet Nursevi'nin burada söylediği bizim stüdyolarımızda hani bu iş bu şekilde gitmez. Bir önceki yönetim böyle bir anlaşma yapmış ama bu anlaşma mevcut. Benim devraldığım Beşiktaş'ın mali yapısıyla hiçbir şekilde uyuşmuyor. Yani realist değil. Ya kulüpler ya bankalar verdikleri parayı alamazlar Beşiktaş'tan ya da Beşiktaş batar. Yani örnek olarak yaptığı bir şey. Ama 10 yıla yayılması ve 2 yıl ödemesiz toplamda 12 yılı bulması kulüplerin elini rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü Mayıs itibariyle 4 büyük kulübün sadece bankada olan borcu 6.2 milyar TL. Yani şimdi bu kolay ödenen bir borç değil. Neden? Çünkü 4'ün toplam geliri 2.4 milyar TL. Dolayısıyla bunun bu gelirlerin %60'ı futbolcu ve şeye teknik kadro harcamalarının %60-70'i gittiğini düşünürsen geri kalıyor zaten ana ödeme bankalara kredi faizi vesaire kalıyor ki onu ödeyecek para yok gerçekten. Zaten bu sarmaldan dolayı kulüplerin borçları bu noktalara kadar gelmişti. Peki bu yapılandırma olduktan sonrasında yapıları nasıl değişecek spor kulüplerinin? Ya şöyle açıkçası mesela dün ben Sergen Yalçın'ın basın toplantısı vardı. Sergen Hoca'yı dinledim biraz. Zaten yapı komple değişmiş bir anlamda Beşiktaş'ta. Çünkü yani aldığımız futbolcular Anadolu Kulübü'nde ne kadar oynuyorsa o kadar veriyoruz. Üstüne çıkmıyoruz. Yani Beşiktaş'ın feda dönemindeki gibi bir mali disiplini kendi içinde zorunlu olarak yapmak durumunda kalmışlar. Başka çareleri yok. Trabzon'da benzer şeyleri göreceğiz. Galatasaray'da benzer şeyleri göreceğiz. Keza Fenerbahçe'de de benzer şeyleri göreceğiz. Çünkü bu öyle bir şey ki yani başka bir kurtuluş reçetesi yok.
Tabii burada şey de önemli. Hani kulüp yöneticileri attıkları imzalardan ne kadar sorumlu olacak? Yönettikleri dönemdeki borçlanmadan ne kadar sorumlu olacak? Bu da hala bir muamma. Bunu kendi içinde belli teminatlara bağlayan kulüplere var ama bütün bu yeniden yapılandırma 12 yıllık çok önemli bir vade. Sen benden daha da iyi bilirsin ne anlama geldiğini. Ama burada bütçe disiplini korunur, harcamalar belli bir noktaya da tutulursa ki federasyon bunun üzerine duruyor, bankalar da duracak diye düşünüyorum. Ben açıkçası geleceğe yönelik biraz ümitliyim ama tabii ki önümüzdeki 3 yıl, 4 yıl kulüpler için biraz zor geçecek. Çünkü hani hem sportif başarı bekleyen bir taraftarı var ama bir yandan da elin kolu bağlanmış durumda olan bir finansal tablo var. Bu süreci atlatırsa yeni bir yapılanmayla toparlanabilirler diye düşünüyorum. Sefer çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, piyasa hattında şimdi Bloomberg ET editörü Sefer Yüksel'le futbol tarafını konuştuk, spor kulüpleri tarafını konuştuk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından da petrol fiyatlarına dair altyazıları arkadaşlarımız az önce paylaşıyorlardı. Bunu konuşmak üzere bir yabancı bağlantı yapacağız. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce de anons ettiğim üzere petrol fiyatlarını bu bölümde konuşacağız dedik. Bloomberg muhabiri Julian Lee bizlerle birlikte olacak. Hello Mr. Lee. Merhaba Sayın Lee. Hello. Merhabalar. First of all, I want to do İlk olarak size düşüşü sormak istiyorum. Son dakikada petrolde bir düşüş yaşıyoruz diyelim ve iki ayın düşüğüne geldi petrol fiyatları. Ve şunu sormak istiyorum. Bu sebebi nedir? Pekala. Brent petrol varil başına 40 dolara yaklaşmış durumda şu an için. Bu yaklaşık %4'lük bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor sadece bugün. Bunun sebebi de tabii ki talep. Tam olarak anlatmak gerekirse talebin olmaması. Gerçekleşen toparlanma Nisan'dan beri ya da Mayıs'tan beri olan toparlanma biraz durmuş gibi, duraksamış gibi, küresel olarak çok daha düşük kalıyor. Pandemi öncesine kıyaslandığı zaman çok düşük ve toparlanmada durdu. Problemin bir parçası bu. Petrol fiyatları şu an özellikle düşüktü biliyorsunuz Nisan'da ve Mayıs ayında. Çin ve diğer Asya'daki alıcılar arttırdı. Aldığı petrolü arttırdı ve onları İvedi bir şekilde kullanılmamak üzere tankerlerde saklıyorlar. Bu da ne demek? Fiyatların olduğu yerden daha da düşük olması demek. Nisan ve Mayıs ayında kıyasla zaman fiyat farklılığı var. Bunun da çok büyük bir şekilde etkili olduğunu görebiliyoruz tabii ki. Ülkelerin satmasını da etkiliyor. OPEC Plus grubu şimdi yavaşça biliyorsunuz üretim kesintisini biraz azaltıyor. Biraz daha fazla petrol üretiyor yani böyle söyleyebiliriz. Ve bu Mayıs, Haziran, Temmuz'da da üretim kesintileri de devam etmişlerdi. Sayın Lee, pekala pozisyonları nasıl görüyorsunuz? Örneğin şöyle söyleyeyim, kısa vadeli beklentiler nedir emtia traderları için? Şu an öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki petrolü alabileceğiniz fiyat biraz etkilendi, düştü. Çok daha da düşüyor aslında. Mesela 3 ile 6 ay süresince alacağınız petrol fiyatıyla bir farklılık var. Buna contango deniyor biliyorsunuz ve bu aradaki makas açılıyor. Ekonomik olarak tabii ki Brent petrolün fiyatını etkiliyor. Dediğim gibi bu aradaki makas açılıyor ve bu arada onları tankerlerde depolamanın da bir maliyeti var. İnsanlar da bunu düşünüyor. Envanter seviyelerinin bir kez daha arttığını görebiliriz büyük ihtimalle ve ham petrolün yine bir kez daha tankerlerdeki varlığının arttığını görebiliriz. Bu da bir kez daha fiyatları depresif seviyelerde önümüzdeki haftalarda tutmaya devam edebilir. Yani fiyatların üzerine baskı uygulayabilir. Petrol piyasasının şu an için gerçekten karşı rüzgarla karşılaşacağını düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda da bu şekilde devam edecek ve petrol fiyatları üzerinde en azından sonbahar aylarına baskı devam eder diye düşünüyorum.
Sayın Lee, pekala, OPEC'ten bir şey beklemeli miyiz sizce? Şayet fiyatlar aşağı inmeye devam edecek olursa. Bence bu daha ne kadar aşağı ineceğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şu an biliyorsunuz ortak bir komite var. Önümüzdeki hafta toplanacaklar ve çok büyük ihtimalle piyasanın durumuna bakacaklardır. Ya da bu kurumun üyelerinin üretim kesintilerini ne kadar uyguladıklarına bakacaklardır. Çünkü bir anlaşmaya varmışlardı biliyorsunuz. Bunun ne kadar uygulandığına bakacaklar. Herkesin ne yaptığına bakacaklar. Söz vermeyi, yani yapacaklarına söz verdikleri şey yapmadığına bakacaklardır. Evet, şu an için daha fazla üretim kesintisi düşünüyor olabilirler. Ancak çok endişeli olacaklarını söyleyebilirim. Herkes endişeli tabii ki. Irak ya da Nijerya gibi ülkelerden bahsedebiliriz. Çünkü orada söz verdikleri kadar üretim kesintisi yapamadılar. Sayın Lee, bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bloomberg muhabiri Julian Lee'den de görüşlerini aldık. Bu noktada MTA ile ilişkin söyleyebileceklerimiz böyle. Aslında altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili de aktarmak istediğimiz sizlere bir görüş vardı Rothbard tarafından. Ünlü bir yatırımcı Joshua Rothbard, altın ve gümüş fiyatlarındaki artışın azalarak da olsa devam edeceğini öngörüyor bu noktada. Habere vaktimiz yok zannedersem bu noktada. Piyasa hattının sonuna geliyoruz. Yönetmenimiz de uyardı beni ama dediğim gibi ünlü bir yatırımcının dediğim gibi bu yönde de emtia fiyatlarına ilişkin altın ve gümüş üzerinde de böyle bir aynı zamanda görüş var. İlerleyen dakikalarda yine yayınlarımız esnasında bu görüşü de ekranlarımıza getireceğiz. Ve böylece piyasa hattının sonuna geldik. Kısa bir aramız var. Aranın ardından Cumhur Örnek akıllı parayla karşınızda olacak. Hoşçakalın.